Peki, gelin biraz da CSS'in yazım e, şekli nasıl? Söz dizimi, sintaksı nasıl? E, ve bu CSS'teki işte bir elemente ya da bir e, element grubuna nasıl özellik veriyoruz? Bunların sahiplik şekilleri nasıl? Bunları inceleyelim birazdan. E, örnek bir CSS kodu görüyorsunuz. E, paragraf P elementine bir kırmızı renk tanımı yapılmış. Burada gördüğünüz e, başa yazılan P uygulanacak elementin veya uygulanacak e, belirlenen herhangi bir elementi temsil ediyor. Bunları seçici selektör diyoruz. E, bundan sonraki tanım kısmında gördüğünüz o süslü parantezler arasında ise işte özelliklerimizi yazıyoruz. Hani Rengi 2 nokta red noktalı virgülle bitiriyoruz. Yani özellik 2 nokta değeri sonunda da noktalı virgülle tamamlamış oluyoruz. Böylece bir elemente belirlediğimiz bir elementi istediğimiz gibi e, bu tanımlamalarla stil yapabiliyoruz. Burada önemli olan ilk başta bir seçicinin olması, sonra da süslü parantezlerle tanım bloğunun blok buranın açılmış olması. Sonra yapacağımız şeyler tekrar ediyor ki sağ tarafta da gördüğünüz gibi e, p elementine bu sefer iki tane özellik atanmış durumda. Biri color özelliği iki nokta red diyerek kırmızı yapılmış. İkincisi de font size dediğimiz yazı boyutunu 10 punto olarak pt burada punto anlamına gelmekte belirtilmiş. bu şekilde istediğimiz kadar ekleyerek bir elemente stil tanımı yapabiliyoruz. Elementlere stil uygularken üç yöntemimiz var. Bunlardan bir tanesi daha ki örnekte de gördüğünüz gibi direkt belli bir elemente stil uygulamak. Yani elementin adını yazarsınız. Sonrası üstü parantezlerle üstü parantezler arasına özellikleri yazarak o elemente tasarım verirsiniz. Veya nokta ile bakın nokta paragraf. Buradaki paragraf kelimesi önemli değil. Önemli olan nokta ile başlayan herhangi bir kelime yazdığınızda buna class selektörü deniyor. Yani class ile oluşturuluyor. Dolayısıyla bir elementin class attribute'una buradaki paragraf kelimesi verildiğinde o bu paragraf klasına yazdığınız stiller uygulanmış olacak. Yani e, burada bir nevi çok yerde kullanabileceğimiz bir e, stil bloğu oluşturmuş oluyoruz klaslarla. Kısacası noktayı aklınızda tutmanız önemli. Nokta ile bir klas oluşturuyorsunuz. İsmini paragraf verin, abc verin hiç önemli değil. Ve bunu istediğiniz kadar elementte kullanıyorsunuz. Elementin klas attribütüne bu isim verilerek. Üçüncü ise diyez kullanılarak verilen bir e, selektör. Burada da diyez sonra gelen kelime e, herhangi bir elementin id attribütuna yazılan idc neyse ona onu kastediyoruz burada. Dolayısıyla da id ile oluşturulan bir stil bloğu olduğu için o id'si o olan elemente uygulanacak bir stil kodu oluyor. Bu şekilde elementlere istediğimiz gibi ulaşarak o elementlere tasarım bloklarını uygulayabiliyoruz. Element, class ve id selektörleri kullanıyor olacağız. Burada class id arasında ne fark var? Hani ben zaten bütün elementlere id veririm? kullanırım ona bir stil tanımı yaparım diyezle ve kullanırım diyebilirsiniz. Ama buradaki amaç biraz farklı. Şimdi id biliyorsunuz ki genelde id'si olan elementler sayfada bir tane olur. Ve o id bir kere kullanıldığı için sizin yapacağınız CSS tanımı da o id'li elemente özel olacaktır. Yani bir kere kullanılır id selektörleri ve yüksek sahipliği vardır. Yani o elemente ait bir stildir. O elementin kodudur. Fakat klas selektörleri öyle değildir. Klas selektörleri birden çok kez kullanılmak amacıyla yazılır. O nokta ile yazılanlar bir önceki slaytta göstereyim. Nokta paragraf dediğim mesela birden çok elemente verilebilir. Ee, burada ne demiştik? Elementin klas etribütuna paragraf kelimesi noktasız olarak yazıldığında o element uygulanmış olur o stil. Dolayısıyla birden çok kez kullanılır klas selektörleri ve düşük sahipliği vardır. Çünkü sahibi birden çok kişidir. Birden çok elementtir.